Merhaba. Türkiye 2013-2014'ten itibaren tüm dünya endekslerinde dibe vururken 2022'ye gelindiğinde enflasyon liginde ilk 10'daki yerini sağlamlaştırdı. Diğer ülkeler Zimbabwe, Lübnan, Suriye, Sudan ve Venezuela. Türkiye bu ülkelerin hemen peşinde sıralanıyor. 2023'te İlk üçe girmesi kaçınılmaz görünüyor. Peki AKP adı konulmamış bu ekonomik buhrana karşın neden tüm kamuoyu araştırmalarında birinci parti çıkıyor? Biz kader planına inanmış insanlarız. Bunda 20 yılın sonunda oluşan ve her yanı tutan AKP rantiyesi kadar Erdoğan giderse aç kalırız diye düşünen ve muhalefeti bu konuda güven verici bulmayan tabanın da etkisi var. Yolsuzlukların herkes farkında. Fakat AKP tabanı bunu yatırımlardan kesilen mecburi paylar olarak içine sindirdi. Yatırımın bir biçimde kendine döndüğüne inandı, bunu hırsızlık olarak yorumlamadı. AKP'nin beklentinin aksine iktidarda büyük yıpranma yaşamadan birinci parti olmayı başarması, bir muhalefet beceriksizliği olduğu kadar işe buradan başlanmasını da zorunlu kılıyor. Anketlere bakıyorsunuz CHP İyi Parti muhalefet anca 2018 seçimindeki oy oranlarını koruyabiliyor. Gözle görülür bir artış yok. Aynı seçmen yine bu partilere oy verecek. Ortak Cumhurbaşkanı adayı içine sinse de silmese de yapacak bunu. Orada sorun yok. Sorun AKP'den bıkan kararsız seçmen kadar yeni seçmenlerin ve gençlerin de kazanılması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son başörtüsü çıkışı olumlu olumsuz epey eleştiri aldı. Bunu yeni çıkışlar izleyecek. Öyle görünüyor. Kılık kıyafet temelde yasal düzenleme konusu olmamalı. Yasak yoksa serbesttir zaten. 28 Şubat sürecinde yaşanan sorun uygulama ve takiben kimi yargı kararlarının bunu desteklemesiyle baş gösterdi. CHP'nin inadı Kılıçdaroğlu'nun 2010'da partinin başına geçmesiyle kırıldı ve kriz kendiliğinden gündemden kalktı. CHP liderinin Erdoğan'ın geçmişi kaşımasının önüne geçmesi, elinden en önemli seçim kodlarından birini alması önemliydi. Keşke aynı kararlılığı icazet almaya gidiyor diye eleştirildiği ABD gezisi vesilesiyle de yapsaydı. Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti ama yönetimden kimseyle görüşmedi. CHP sözcüleri de bunun bir icazet turu olmadığını anlatmaya çalıştı. Erdoğan'a Yahudi cemaatiyle flört dahil her şey serbest, iktidara talip ana muhalefet lideri yapınca dış güçlerle temas. Öteden beri iki ileri bir geri değil, bir ileri beş geri yürüyen muhalefetin bunda sorumluluğu büyük. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup başkan vekilliğini de yapmış bir isim. AKP iktidarının tüm sürecini en iyi bilenlerden. Meral Akşener AKP'den önce siyaset sahnesindeydi. Gazeteci HDP'yi sorunca seçmene saygılıyız diyor. İkinci soru gelmiyor ne yazık ki. Peki seçtiklerine neden saygılı değilsiniz? Farkında mısınız 2018 yılından beri bu polemiklerle vakit öldürüyoruz. O günlerde seçime 5 yıl vardı. Zaman tükendi. Şunun şurasında seçime anca 8 ay var muhalefet seçimden önce büyük bir ekonomik çöküş yaşanmasını umarken, Erdoğan bunu seçim ertesine bırakmak için elinden geleni ardına komuyor. Bu uğurda hemen her hafta milyarlarca dolar fonlanıyor. Barutu seçime kadar tükenir mi bilmiyoruz. 21 Aralık 2021 büyük döviz krizinden bu tarafa şöyle böyle getirdi. Bunun bu biçimde devam etmeyeceğinin teminatı da yok. Böyle birkaç ay daha götürebilir yani. Siyaset ne planlarsa planlasın, piyasa uzmanları Türkiye'nin Kasım-Aralık aylarında döviz türbülansına gireceğini öngörüyor. Değilse yılbaşına kadar durum süt liman. Ne yalan söyleyeyim, insanın nebati gibi, şöyle bir uyusam, 6 ay sonra uyansam diyesi geliyor.